Regaib gece sabahı. Regaib kandiline Konya'da büyükler namaz, çocuklar şivdilik günü adını veriyor. Ellerine birer torba alan çocuklar, kafileler halinde kapıları dolaşmaya, maniler söylemeye başlıyor. Ziyaret edilen evlerin sahipleri, çocuklara önceden hazırladıkları yemişleri dağıtıyor. Hadi bu zaman gel, alan geri gitsin. Akşama erken gelin, güdük vereceğim. Akşam yürü be. Adın ne senin? Semih. Ha, akşama gel, tamam mı? Ha, aç bakalım bir diye. Ha. Ama şimdi akşama küçükler bizden daha gelecek, şanslılar. Tamam, o zaman çikolata yoktu, şeker bile yoktu. Kayısı kurusu iyi de buna benzer ev, şeyden, bağlardan, bahçelerden çıkan şeyleri verirlerdi. Yani çocuklara bu kuru yemişleri verirlerdi. Şimdi çocuklar çikolatayla, efendim şeyle, kofletle ondan besleniyorlar. Hadi yavrularım. Aferin, yine size dağıtacağım. Şefiniz mübarek olsun. Hadi yavrularım. Hadi dur. Dağ kapısı çalınmayan onlarca ev var. Şivlilik heyecanı Sille sokaklarında akşama kadar sürecek. Konya Attarlar Sokağı. Şivlilik günü için süslenmiş. Amcacığım hoş geldin. Selamünaleyküm. Buyurun efendim. Nasıl yaptınız oğlum? Davullu fener. Davullu fener istiyor çocuklar. Davullu fenerimiz yok amcacığım. Davullu fener yok. Şunlardan var. Çantal fenerlerim var. Komşuya bakın amca. Tamam, teşekkürler. Hadi iyi günler. Biz teşekkürler. Sağ ol. Hadi iyi günler. Selam acaba. Davullu fener istiyoruz biz. Davullu fenerimiz var amca. Var mı? Ver onları. Hadi çık. Sen de çık. İki tane ver onları. Ver bunları. Şimdi abi. Bu da senin abi. Bir şey değil. İşimizi alalım. Gelin bakalım şu an. Gelin dikkat. Yakmayın. Gelin bakalım. Yürü yürü yürü. Hadi. Sille'de sokakta fenerlerin asılacağı yer gündüzden hazırlanmış. Çocuklar aceleyle yedikleri akşam yemeğinden sonra buluşma yerlerine geliyor. Bazı mahallelerde sokaklara fenerler asılır geceleri. Büyük çocuklar diğer mahallelerden oralara aynı şekilde gezi yaparlardı ve o gece fener alayı yaparak üç ayların ve ilk namazın girdiği kutlanırdı. Diğer mahallenin çocukları asılı oldukları iplikleri kopararak fenerleri yakmak için fırsat kolluyor. Ama bu hiç de kolay olmayacak. Toplum memnunluğundan, bizim burada bu yörenin toplum memnunluğundan. O güne hazırlık yapıyor herkes, özellikle. Üçerler geldi, şilfi geldi diye bakkallardan, attarlardan eve hazırlık yapıyorlar. Üçer beşer kilo bunlardan kuru yemiş alıyorlar. Çocuklar gelecek, kapımıza boş döndürmeyelim diye. Eğlence kaldığı yerden devam ediyor. Sırada komşu mahalleleri ziyaret de var.